1400-1500 hatta 5000 lira. Asgari ücret için verilen bu vaatler bir yana, gerçekler yine vatandaşın karnını doyurmuyor. 1 Temmuz'dan itibaren asgari ücrete yapılacak zam bu kez simitin yanında bir çaya bile imkan tanımıyor. 7 Haziran'dan önce meydanlarda siyasi parti liderlerinin asgari ücret vaatleri yankılanıyordu. Seçimler geçti ancak asgari ücretli bir süre daha o vaatlerin yerine gelmesini bekleyecek ve elindekiyle yetinecek gibi gözüküyor. Asgari ücretlinin önümüzdeki günlerde alabileceği tek zam ise Temmuz ayında olacak. 1 Temmuz'dan itibaren 949 lira olan asgari ücret 1000 lira 54 kuruşa yükselecek. 5 milyar veririm, 1,5 veririm, işte bayramlarda bilmem şey yaparım. Kredi veririm falan gibilerden. Bunlar yalan. İkinci dönem için 1 Temmuz'dan itibaren asgari ücret artacak ve 1 Temmuz'dan itibaren asgari ücretin brüt rakamı 1273 lira olacak ve net çalışanın eline AGİ ile birlikte 1000 lira para geçecek. Bunun yine 90.11 lirası AGİ'dir. Yani burada da baktığımızda aslında 910 lira olacak asgari ücret. Çok az. Zaten bugüne kadar hiç doğru dürüst asgari ücrete zam yapılmadı. Yapıldı ama yani fiyatlara yetişemiyorsun. Asgari ücretle acaba kendileri geçinebilir mi? Bir evin kirası 600 lira, 500 lira. Geriye ne kalır? 400 lira kalır, 500 lira kalır. Ondan bir ay geçinilir mi? Normalde 949.50 lira ve 1 Temmuz'dan itibaren 1000.54 lira oldu. Nette 51 lira, 51.04 lira. Böyle 30 günlükte de 1.7 lira asgari ücretin rakamı 1.7 lira arttı. Asgari ücrete 50 lira zam yapılacak. Yani Temmuz ayından sonra günlük 1 lira 70 kuruş cebinize fazladan girecek. Bu 1 lira 70 kuruşta ise simit yiyebilirsiniz. Yanında bir de çay içmek isterseniz 30 kuruş daha cebinizden çıkmak zorunda. Olur mu? Geçinemiyoruz ki. Bir çay bir simit parası. Aynen, katılıyorum. Ben de devlet memuruyum zaten. Onun için ortada, durum ortada, yapılacak bir şey de yok. Günlük 1 lira 70 kuruş bir zam. Çok düşük. Ben asgari ücretle çalışıyorum. Normal asgari ücretin biraz daha üstünde alıyorum ama yetmiyor bana. Cumhurbaşkanımız kendi diyordu bir simitle bir aile nasıl geçinecek diyordu. Şu anda kendisi veriyor.